arkadaşlar, bugünkü dersimizde analitik geometriden iki nokta arası uzaklığı inceleyeceğiz. Bakalım, iki nokta arası uzaklık. Evet, şöyle. A ve B gibi iki tane noktam var. Eksenlerin x1, y1, x2, y2 noktalar arasındaki uzaklığı hesaplayınız demiş. A ve B noktam arasındaki uzaklığı hesaplayacağım. Şimdi arkadaşlar, A noktam x1'e, y1 burası. B noktam x2'ye, y2 burada. Ve ikisi arasındaki uzaklığı aslında ben Pisagor kullanarak yapıyorum. Nasıl? X'lerin farkı x2 eksi x1. Sonra y'lerin farkı diğer dik kenar y2 eksi y1. Pisagor'da neydi? Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüse eşitti. Benim hipotenüsüm ne burada? AB. AB'nin karesi eşittir AC'nin karesi artı BC'nin karesine eşit buradan. AC dediğimde benim AC uzaklığı x2 eksi x1 birim. x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesine eşit. Tabi burada AB'nin karesi bunlara eşitti. O zaman AB bunların nesine eşit olacak? Kare köküne eşit olacak. Aslında şunu yapacağız arkadaşlar. X'lerin farkının karesi artı y'lerin farkının karesi üzeri kare kök. Bunların toplamının kare kök içine alıyorum. İki nokta arası uzaklık aslında bu formülden bulunuyor. Şöyle örnekler üzerinde bakalım. Daha net anlaşılacaktır. A ve B noktasını vermiş. Bunların arasındaki uzaklığı soruyor. Ne yapacağım? A, B noktası arasındaki uzaklığı. X'lerin farkı 4 eksi 1. Bunun karesini al diyor. Tamam. Artı Y'lerin farkı 7 eksi 3. Bunun da karesini aldım. Sonra ne yapıyorum? Kare kökünü alıyorum. Kare kökü tekrar yazdım. 4'ten 1 çıkarttım. 3. 3'ün karesi. Artı 7'den 3 çıkartıyorum. 4. 4'ün karesi. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Toplarsam ne oldu? 25. 25 neyin karesi? 5'in karesi. O zaman dışarıya nasıl çıkar? 5 olur. Yani benim AB noktalarımın uzaklığı, birbirine uzaklığı 5 birimmiş arkadaşlar. İki nokta arası uzaklık bu formülle bulunuyor. Çok da basit. X'lerin farkının karesi artı Y'lerin farkı. Karesinin kare kökü. Bunları topluyorum. Kare kökünü alıyorum. Evet, ikinci örneğimize bakalım. A 3'e 2 noktası, B A'ya x 3 noktası. Ve bunların arasındaki uzaklığı vermiş bu kez. 13 birim. Ne yapacağım? Yani ben bu 13 birimi nereye yazacağım? Uzaklığa. Tabii uzaklığın formülü neydi? X'lerin farkı 3 eksi a'nın karesi. Arkadaşlar burada 3 eksi a da diyebilirsiniz. A eksi 3 de diyebilirsiniz. Karesini aldığımız için hiçbir şey fark etmez. 3 eksi a'nın karesi artı 2 eksi eksi 3'ün karesi. Farkını alırken tabii ki orada eksi 3 var. 2 eksi eksi 3'ün karesi demem gerekiyor. 2 eksi 3'ün karesi derseniz yanlış yapmış olursunuz. Şuradaki eksi formülden geliyor yani. Şimdi 3 eksi a'nın karesini bilmiyorum zaten. Artı 2 eksi eksiden şurası artı olur. Artı 3'ten 5 olur orası. 5'in karesi. Tabi 13'e eşit. 13 şöyle yazdım. Şimdi kare kökten kurtulmak istiyorum. Ne yapacağım? Her tarafın karesini alacağım. Her tarafın karesini alıyorum. 13'ün karesi nedir arkadaşlar? 169 eşittir. 3 eksi a'nın karesi artı 25. 169'dan 25 çıkartırsam arkadaşlar 144 olur. Bu da neye eşit? 3 eksi a'nın karesine. Peki 144 kimin karesi? 144 de 12'nin karesi olduğu için. O zaman 12, şuraya yazayım. 12 eşittir 3 eksi a'ya eşit. Buradan da a'yı a değerlerini bulalım demiş. Arkadaşlar burada aslında mutlak değer içinde çıkartmam lazım. Yani iki durum var. Şöyle yapayım. Mutlak değer 3 eksi a 12'ye eşittir. Bunu da şuraya yazayım. Yani 3 eksi a 12'ye eşit olabilir. 3 eksi a eksi 12'ye eşit olabilir. Çünkü 12'nin karesi de 144. Eksi 12'nin karesi de 144 olduğu için. Buradan a ne geliyor?
gelir. A'yı bu tarafa atarım. 12'yi bu tarafa atarım. 12 eksi olarak geçer oraya. Eksi 12 artı 3 daha eksi 9. Eksi 9 artı A'ya eşit. O zaman A eksi 9 olabilir. Şurada bakıyorum. Yine A'yı karşıya atıyorum. Eksi A'yı ve eksi 12'yi karşıya atıyorum. Eksi 12 karşıya nasıl gidecek? Artı 12. Tabi burada A olmuş oldum. Artı 12 artı 3 daha ne yapar? 15. Yani A'nın olabileceği iki değer var. Biri eksi 9, birisi de 15. Uzaklık formülünden yaptım. Geri kalan bütün işlemlerin yani toplama, çıkartma, karesini alma, karekökünü almak gibi daha önceden bildiğim işlemler aslında. Üçüncü örneğimdeyim. A, B, C noktaları veriliyor. A, B, B, C'ye eşit olduğuna göre A reel sayısını bulalım diyor arkadaşlar. Burada şunu yapacağım. A, B'nin uzaklık formülünü yazacağım. B, C'nin uzaklık formülünü yazacağım. Birbirine eşitleyeceğim. Şimdi A, B'ye bakalım. Yani şöyle yazayım. A, B eşittir. B, C. A, B'nin uzaklık formülünü yazıyorum. X'lerin farkı 2 eksi A'nın karesi. Y'lerin farkı eksi 1, eksi 3'ün karesi. Eşit olacak. B ile C arasına bakıyorum. X'lerin farkı A eksi 3 artı Y'lerin farkı 3'e 7'den 3 eksi 7'nin karesine eşit. Şimdi eşitliğin her iki tarafında da karekök var. Onlardan kurtulmak istiyorum. Her iki tarafın karekökünü alıyorum arkadaşlar. Karaköklerden bu ifadeler gider. İçerideki sayılar zaten pozitif. Çünkü hep bir şeylerin karesi olduğu için negatif olma ihtimali yok. Aynen dışarıya çıkacak. Yani 2 eksi a'nın karesi artı eksi 1, eksi 3 daha eksi 4. Eksi 4'ün karesi nedir? Artı 16'dır. Yine burada yazıyorum. A eksi 3'ün karesi artı 3 eksi 7. 3 eksi 7 ne yapar? Eksi 4. Eksi 4'ün karesi nedir? Artı 16. Eşitliğin her iki tarafında da 16 var. Toplam halinde bunlar birbirini götürür. Aslında birbirinin yanına gönderdiğimde bunlar birbirini götürür. Yani kim kime eşit oldu? 2 eksi a'nın karesi eşittir a eksi 3'ün karesine. Burada şimdi karelerinden kurtulmak için yine her tarafın karekökünü alalım bu kez. Her tarafın karekökünü alırsam şimdi içerideki sayı pozitif mi negatif mi bilmiyorum. O yüzden mutlak değer içinde çıkartmam lazım. Mutlak x eksi a eşittir. Mutlak a eksi 3'e. Şimdi mutlak değerli ifadelerde her iki tarafında mutlak değeri var. Nasıl çıkartıyorduk arkadaşlar? Bir artılısını, bir eksilisini. Buradan sonraki işlemleri şurada yapacağım. 2 eksi a eşittir a eksi 3 olabilir. Yani aynen çıkmış olabilir. Bir de 2 eksi a ikinci, yani sadece bir tarafı eksiyle çarparak çıkartıyorum. Eksi a artı 3 oldu. Yani şurayı eksiyle çarpıp çıkartmış oldum. Bu benim iki durumum. Şimdi eksi a'yı karşıya atarsam artı a olur ve burada 2 a olur. Eksi 3'ü karşıya atarsam artı 3 olur. 3 artı 2'den de orası 5 oldu. A ne oldu? 5 bölü 2. A 5 bölü 2 olabilir diyor. Şimdi eksi a, eksi a. Eksi a'yı karşıya atarsam artı a olur. Artı a, eksi a daha 0 olacağından, yani 0 eşittir. Eksi 1 gibi bir şey olacak. Böyle bir şey olamaz. Buradan bir kök gelmedi. A sadece 5 bölü 2 olabilir arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Şimdi A ile B arasındaki uzaklık B'nin orijin uzaklığından kaç birim fazladır? Ne yapacağım? A ile B'nin arasındaki uzaklığı bulacağım. Sonra B'nin orijine olan uzaklığını bulacağım. Kaç fazla onu bulacağım. Şimdi A'nın B'ye olan uzaklığına bakalım. X'lerin farkının karesi artı Y'lerin farkının karesi. 2 eksi eksi 3'ün karesi artı eksi 8 eksi 4'ün karesi. 2 eksi eksi 3 artı 3 yapar. 2 artı 3'ten 5. 5'in karesi 25. Artı eksi 8 eksi 4 daha 12. 12'nin karesi de 144. Bunları toplarsam ne yapar? 169. Bu da kimin karesi?
karesi 169, kimin karesi 169, 13'ün karesi olduğu için dışarıya 13 olarak çıkar. Yani A'nın B'ye uzaklığı 13 birimmiş. Peki B'nin orijine olan uzaklığı, yani B eksi 3, 4. Orijin dediğim benim sıfıra sıfır noktası değil mi? Yine yapalım. OB diyeyim şuraya. Orijine olan uzaklıktan. X'lerin farkı eksi 3 eksi 0'ın karesi artı 4 eksi 0'ın karesi. Eksi 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Bunları toplarsam ne yapar? Kök 25. 25 neyin karesi? 5'in karesi olduğu için dışarıya 5 olarak çıktı. Bunların birbirinden farkını soruyor bana. 13 eksi 5'ten bu da ne gelir? 8 birim olarak karşıma çıkar. Yani yine 2 nokta arası uzaklıktan ikisini de buldum ve birbirinden farkını bulmuş oldum. 5. sorum. A 1'e 2, B 2'ye 4 noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemini bulun demiş arkadaşlar. Demek ki bir nokta varmış, C noktası. Koordinatları da X'e Y olsun. Bu iki nokta da C'ye eşit uzaklıktaymış. Yani aslında şunu mu demek istiyor bana? AC eşitmiş BC'ye. Yani aralarındaki uzaklık birbirine eşit. Biraz önce yaptığım gibi yine eşitlikten bunları yapacağım. İki noktanın birbirine olan uzaklığından bunları yapacağım. AC diyor x'lerin farkı 1 eksi x'in karesi artı y'lerin farkı ne? 2 eksi y'nin karesi eşittir. Şimdi B ile C'nin arasındaki uzaklığa bakalım. Yine x'lerin farkı 2 eksi x'in karesi artı 4 eksi y'nin karesine eşitmiş. Her iki tarafta karekök var. Yine her tarafın karesini alarak karekökü yok ediyorum. Bunlar gitti. Bunlar gitti. Ne oldu burada? 1 eksi x'in karesi artı 2 eksi y'nin karesi eşittir. 2 eksi x'in karesi artı 4 eksi y'nin karesi oldu arkadaşlar. Burada bayağı epey bir işlem var. Yani karelerini açacağız, yok edeceğiz, göndereceğiz vesaire. Şuraya yazamıyorum. Şununla yazmayayım demesem. Şimdi arkadaşlar şurayı açarsam 1'in karesi, bu da yazmıyor. Bu böyle kalsın. Şuradan devam edeyim o zaman arkadaşlar. Buradan sonraki işlemleri şurada açmış olacağım. 1 eksi x'in karesi. 1'in karesi 1. Eksi 1. ile 2'nin çarpımının 2 katı artı 2'nin karesi. Artı şuradakini açıyorum şimdi. 2 eksi y'nin karesini. 1'nin karesi 4. Eksi 1. ile 2'nin çarpımının 2 katı artı 2'nin karesi artı y kare eşittir. Orada yer kalmadı. Şuradan devam edeceğim. Şuradan devam ediyorum. İlk 1'nin karesi 4. Eksi 1. ile 2'nin çarpımının 2 katı artı x'in karesi artı 4'ün karesi 16. 1'nin karesi yani. Artı 1. ile 2'nin çarpımının 2 katı artı 2'nin karesi. Evet, uzunca bir işlem. Eşitliğin bir tarafı yukarıda, bir tarafı aşağıda. Arkadaşlar, eşitliğin bir tarafında x kare var, bir tarafında x kare var. Birbirine götürdü. Bir tarafında y kare var, bir tarafında y kare var. Yine birbirine götürdü. Şimdi diğer kalanlara bakalım. 1 eksi 2x var. Şimdi 1 var. Farklı bir kalemle yapsam daha iyi olacak sanki. Şurada 1 var, 4 var. Sayı olarak topladım. 5. Eksi 2x. 2 çarpı 2y'den burası da ne olur? Eksi 4y eşittir. Şimdi alttakine bakıyorum. 4 var, 16 var. Topladım. 20. Şurada eksi 2 çarpı 2'den eksi 4x var. Eksi 2 çarpı 4'ten eksi 8y var. Şimdi hepsini bir tarafta toplayalım. Nereye atayım? Şuradakilerin hepsini, şuradakilerin hepsini bu tarafa atayım. Eksi 2x vardı. Eksi 4x karşıya nasıl geçecek? Artı 4x olarak. 4x eksi 2x oldu. Artı eksi 8y artı 8y olarak geçecek. Bir yanında 4y var.
artı 5 vardı, bir de yanına eksi 20 geldi, eşittir 0. Şimdi 4x eksi 2x ne olur? 2x artı 8y eksi 4y ne olur? Artı 4y artı 5 eksi 20 daha ne olur? Eksi 15 eşittir 0. Arkadaşlar aslında zor bir soru değil ama sadece yaptığımız şey işlem yapmak. Yani şuradaki bir sayının karesini almak, 1 eksi x'in karesini almak, 2 eksi y'nin karesini almak ve sonra sadeleştirmek, götürmek, toplamak, çıkarmak. Yaptığımız işlem aslında çok basit. İki nokta arası uzaklık formülünü kullanıyorum, yerine yazıyorum, işlem yapıyorum. Bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Evet, 6. örnek. Eksi 3'e 0 noktası var, 8'e 5 noktalarına eşit uzaklıkta olan ve y ekseni üzerinde bulunan noktanın ordinatı. Yine bir nokta varmış. Bu ikisine eşit uzaklıktaymış ama y ekseni üzerindeyse, y ekseni üzerindeyse x'i 0'dı. Y'si var sadece. Yani ben bu noktayı c noktası dedim ve 0'a y olsun dedim. Ordinatını soruyor, yani bana y'yi soruyor. Yine aynı şeyi yapacağım. Şuna a desem, şuna b desem. AC uzaklığı BC uzaklığına eşitmiş. Şimdi AC uzaklığını yazalım. Karekökümü açtım. X'lerin farkı eksi 3, eksi 0'dan eksi 3'ün karesi. Y'lerin farkına bakıyorum. 0 eksi Y'den eksi Y'nin karesi eşittir. Şimdi B ile C'ye bakıyorum. B'nin X'i 8, C'nin 0 olduğu için direkt 8'in karesi dedim. B'nin Y'si 5, C'nin Y'si Y olduğu için, yani ikinci bileşeni 5 eksi Y'nin karesi olarak yazdım. Yine ne yapıyorum? Her tarafın karesini alıyorum. Eksi 3'ün karesi 9 artı eksi Y'nin karesi Y kare eşittir. 8'in karesi 64, 5 eksi Y'nin karesini alacağım. Birincinin karesi 25 eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı ikincinin karesi olarak yazdım. Eşitliğin her iki tarafında y kareler var. Dikkatinizi çekerim. Y kareler gitti. Ne kaldı? Şuraya yapıyorum. 9 var. 9'u bu tarafa atsam 10y'yi karşıya attım. 10y'yi karşıya attım. Artı 10y oldu. Eksi 10y idi. Artı 9'u karşıya atarsam eksi 9 olur. 64 artı 25. 60, 70, 89 olur. 9 da eksi 9 olarak geldiği için 10y eşittir 80 oldu. Peki y ne olur bu durumda? Y de 8 olarak bulunur. Cevap E şıkkı oldu. Yaptığım işlemler aslında hep aynı. Uzaklık formülünü kullanmak, karekökleri göndermek vesaire vesaire. Şimdi bu biraz daha farklı bir soru. Buna bakalım. ABC bir dik üçgenmiş. AB BC'ye dik diyor. Peki B noktası 3'e 2, C 0'a 1 olduğuna göre A noktasının orijini olan uzaklık. Orijin neresi? Burası. A noktası da 0'a Y gibi bir nokta aslında. Şimdi şuradan dik üçgenden bir tane dik indiriyorum şuraya. Bunun Y'nin yerden yüksekliği aslında yine şununla aynı olduğu için 2 birim değil mi? 0'a 2 birim burası. Buraya bir K noktası desem ben. Şuradaki noktaya K noktası diyorum. Şimdi arkadaşlar Pisagor değil pardon. Öklit bağıntısını yapacağız. Öklit de neydi? Şuradaki dikten inen dikin uzunluğu, yani KB'nin uzunluğunun karesi eşittir. KA, şurası A noktamızdı. KA çarpı KC'ye. Şöyle hatırlatmak için şurada bir göstereyim. Şöyle bir dik üçgenim olsun. Şuradan bir tane dik indirdim. Şuraya H diyeyim, şuraya A diyeyim, şuraya B diyeyim. H'ın karesi eşittir A çarpı B'ye eşittir. Ben de burada diyorum ki H'ın, yani KB'nin karesi eşittir KA çarpı KC'ye eşittir. Şimdi arkadaşlar KB uzunluğunu ben biliyor muyum? KB uzunluğunu, yani şurayı bakın, şurası 3'e 2 noktası, yani şuranın uzunluğu 3 birimse şuranın uzunluğu da 3 birimdir. Yani şurası 3. 3'ün, şuradan yazayım. 3'ün karesi eşittir. KA dediğim uzunluk neresi? KA dediğim uzunluk şurası.
Ben onu bilmiyorum. Yukarıda y, şurası y birim yukarıda o'dan. Y birim yukarıda şundan dolayı biliyorum. K 2 birim yukarıda. O zaman y eksi 2'nin karesi, karesi diyorum pardon. Y eksi 2 orada karesi yoktu. Y eksi 2 birim şurası. Peki KC dediğim, şimdi K 2 birim yukarıda, C 1 birim yukarıda. 2 eksi 1'den ne olur KC uzunluğu? KC uzunluğum benim 1 birim olur çarpı 1. 3'ün karesi 9'a eşit. Bu da y eksi 2'ye eşitmiş. Eksi 2 karşıya nasıl gider? Artı 2 olarak y de burada ne olarak bulunur? Y eşittir 11 olarak bulunur. Bana neyi soruyordu? A noktasının orijinal uzaklığını. Yani y'yi sormuyor muydu? Evet. Y de o zaman 11 birim olarak bulunmuş oldu. Bu sorumuzda bu şekilde biraz farklı. Üçgende Öklit bağıntısını kullandırıyor bize geometri bilgilerimizde. Ölçmüş oluyor. Daha önceki geometri bilgilerimizi. Örnek 8. Dik koordinat düzleminde A, B noktaları var. Ve diyor ki A, B uzaklıkları bu formülle hesaplanır. Ben bunu biliyorum. Sonra aşağıdaki ölçeklendirilmiş harita varmış. Bu haritada A, B, C ve D noktalarının dik koordinat düzleminde koordinatları belirli bir uzunluk birimine göre verilmiştir. Yani aslında buradaki uzaklığı bir ölçeklendirilmiş bir birim yapmış. A ve B noktaları arasındaki kırmızı çizgiyle gösterilen uzaklık 15 kilometre olarak hesaplanmış. Buna bassak ne olur? Orayı geçiyorum. Burada önemli bir şey yazıyor muydu? Yok. Önemli bir şey yok. Tamam. Şuraya çözümü yapacağım ben. Şimdi A ile B arasını 15 kilometre olarak ölçmüş. Ben AB arasını bir ölçeyim bakayım. Şu özelliğe göre kaç kilometre yapıyor? X'lerin farkı 3 eksi. Eksi 3'ten 3 eksi. Eksi 3'ün karesi artı y'lerin farkı 2 eksi 10 karesi. Bu da neye eşit olur? 3 eksi eksi 3'ten artı 3'ten 6'nın karesi olur. 6'nın karesi. 2 eksi 10'un karesi demek eksi 8'in karesinden 8'in karesi derim. Aslında Pisagor'dan 6 8'den burası 10. Yani şuranın toplamı aslında içi 100 ve dışarıya nasıl çıkıyor? 10. Yani 10 birimlik uzaklığı bu 15 birim olarak göstermiş. Bana diyor ki AC ile AD noktalar arasındaki çizgiler de kaç kilometre olarak hesaplar? Şimdi AB'yi 15 olarak hesapladı. 10'du. 15 olarak hesapladı. Peki AC ve AD'yi kaç olarak hesaplar diyor. Toplamını sormuş. Şimdi AC ve AD uzunluklarını bulmam gerekiyor. Şuraya AC yazayım. AC. A noktası 3'e 2, 8'e 14. Farkları x'lerin farkı 8 eksi 3'ten 5, 5'in karesi artı y'lerin farkı 14 eksi 2'den 12'nin karesi. Yine Pisagor'dan bildiğim 5, 12, 13 üçgeninden bu dışarıya nasıl çıkacak arkadaşlar? 13. Aslında içerisi 169, dışarıya nasıl çıkıyor? 13 olarak. Devam ediyorum. AD uzunluğuna bakalım, uzaklığına. Tabii burada bakamıyorum. Şurada bakayım. AD uzaklığına bakıyorum. Yine x'lerin farkı 11 eksi 3. Ne yapar 3 çıkartırsam? 8'in karesi. 13 eksi 2 daha artı 13 eksi 13 eksi 2 daha o eksi 15'in karesinden 15'in karesi olmuş olur. 8, 15, 17 üçgeni vardı. Burada da özel üçgenden yine 17'yi bulmuş oldum. Yani AC uzaklığı normalde 13. AD uzaklığı normalde 17 iken burada kaç birim acaba diye bunu hesaplayacağım. Şurada bir orantı kuralım. 10 metrelik mi? Kilometrelik. 10 kilometreyi 15 kilometre olarak gösteren bir harita, bir ölçek. 13 artı 17 ne yapar arkadaşlar? 30.
toplam 30 kilometre olanı toplam kaç kilometre olarak gösterir diye bir orantı kuruyoruz. X eşittir 30 çarpı 15 bölü 10. Şu sıfırlar sadeleşti. 3 çarpı 15'ten de ne bulunur? 45. Yani AD ve AC uzunluğunun toplamını 45 kilometre olarak gösterir. Normalde 30'du ama o 45 olarak gösterir. Bu soru da böyleydi. Güzel, farklı bir soru. Son bir sorumuz kaldı arkadaşlar. Onu da bitirelim. Dik koordinat sisteminde birbirine eş olan dikdörtgen biçimindeki 4 tahta şekildeki gibi yerleştirilmiştir. A eksi 1'e 1, B de eksi 3'e 5 olduğuna göre C noktasının orijine olan uzaklığı. Arkadaşlar şöyle düşünelim. X'i eksi 1'miş, Y'si 1'miş. Yani şuradaki uzaklık 1 birim. Şuradaki uzaklık 1 birim. O zaman benim bu dikdörtgen biçimindeki tahtamın kısa kenarı 1 birim. Şuraya bakıyorum. Bunun X'i eksi 3, Y'si 5. Demek ki yerden 5 birim yukarıda. Şurası 1 birimdi. Şurası da 1 birim. O zaman şu tahtamın uzun kenarı kaç birim olması lazım? 3 birim. Artık ben tahtamın uzun kenarını ve kısa kenarını biliyorum uzunluğunu. C ne kadar yukarıda? Mesela ona bakalım. Şuraya kadar zaten 5 birim yukarıdaydı. Şurası da 3 birim daha. O zaman bunun Y'si arkadaşlar yerden yüksekliği 8 birim. Peki ne kadar X eksen üzerinde ilerlemiş ona bakalım. Şurası eksi 1'di. İlk başladığı nokta eksi 1'di. Şuradan 3 birim geriye gideceğim. 3 birim geriye gidersem eksi 4 olur burası. Şurası kaç birim arkadaşlar? Kaç birim bu tarafa gitmiş? Normalde tamamı 3 birimdi ama şurası kısa kenar 1 birim olduğu için buraya 2 birim kalır. Yani 2 birim daha öte gidersem ne olur? Burası eksi 6. Yani şurası eksi 6 oldu. Eksi 6'ya 8 noktasını bulmuş oldum ben. C'de orijine olan uzaklığı diyor. Eksi 6'ya 8'in 0'a 0 noktasına olan uzaklığını bulacağım. Şuraya da C noktası diyeyim. O C uzaklığı x'lerin farkı eksi 6 eksi 0'dan 6'nın karesi artı 8 eksi 0'dan 8'in karesi 6 8 10 üçgeninden burası da ne çıkar arkadaşlar? 10 olarak. Yani C noktasının orijine olan uzaklığı 10 birimmiş arkadaşlar. Bu derslik de bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Derslerinizde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.